Herkese merhabalar sevgili Genç Yuva TV izleyenlerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Aile geleceğimizdir diyerek yapmış olduğumuz yayınlara devam ediyoruz. Yine bir salı sizlerle bir aradayız. Bugün çocuğumu nasıl anlarım konulu konuyu ele almaya çalışacağız. Ne gibi alt başlıklarımız olacak hemen biraz bahsetmek istiyorum. Çocukla ortak bir dili nasıl oluşturabiliriz? Aslında etkin dinleme iletişimde çok önemlidir. Nasıl olmalı? Çocuğun duygularını nasıl okuyabiliriz, empati nedir gibi konuları ve dahasını ele almaya çalışacağız bu yayında. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum ve çok kıymetli bir konuğum var, konuyu birlikte konuşacağımız. Kendisi bilgi ve tecrübelerini bize aktaracak bugün. Fatma Zehra Hocam hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür hocam, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Fatma Zehra Hocam iyi şeylerde aslında iyi şeyler psikolojik danışmanlık merkezinde İstanbul'da olan belki bizi izleyenlerimiz zaten biliyorlardı, kendisini tanıyorlardı. Çok güzel işler yapıyor bir ekiple birlikte oradasınız. Hocam konuya geçmeden önce bugün seninle birlikte konuyu konuşacağız. Ama istersen böyle biraz çalışmalarından kendinden bize bahset. Böyle daha yakından tanımış olalım senin için de uygun olursa. Tamamdır hocam, teşekkür ediyorum. Fatma Zehra Yelgör, Tınalı. Klinik psikoloğum. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Ardından klinik psikoloji yüksek lisansımı tamamladım. Lisans yıllarından beri de genellikle çocuklarla hemhal oldum. Gönüllü çalışmalarla olsun, sivil toplum projeleri olsun, dernekler olsun vesaire bu konularda dezavantajlı çocuklar, işte koruma altındaki çocuklar, mülteci çocuklarla çalıştıktan sonra 2017 sonlarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndaki görevimden ayrılıp İyi Şeyler Psikolojik Danışmanlık Merkezi'ni kurdum. İstanbul Üsküdar Kısıklı'dayız aslında, Mavera Vakfı'na da komşuyuz. Burada da ben 2-14 yaş arası çocuklarla çalışıyorum. Genellikle ağırlıklı olarak oyun terapisi, EMDR terapisi, bilişsel davranış terapi dediğimiz yöntemlerle çalışıyorum çocuklarla ve aileleriyle. Onun dışında da çeşitli eğitim, atölye çalışmaları, ailelere yönelik, çocuklarla çalışan kişilere yönelik eğitimler, seminerler düzenliyoruz. Ekipte de diğer alanlardan uzman arkadaşlarımız mevcut, işte çift terapisi olsun, bireysel terapi olsun, birlikte iyi şeyler yapmaya gayret ediyoruz diyelim. Çok güzel hocam. Sloganınız, isminiz de çok güzel. Ben böyle ilk oluşumun başlarından itibaren gördüğümde de çok hoşuma gitmişti. Hem eğitim ayağınız var, hem atölye ayağınız var, hem de aslında terapilere ağırlık vermeye çalışıyorsunuz. Peki, hayırlı bereketli çalışmalar diliyorum. Gerçekten İnşallah çok gibi keyifli böyle takip etmesi de, ben çalışmaları takip ettiğim kadarıyla çok keyifli çalışmalar oluyor. Bugün de birlikte teşekkür aslında yine ederim. sizin alanınızdan bir konuyu konuşacağız. Çocuğu ele almaya çalışacağız. İsterseniz böyle yavaş yavaş konuya girebiliriz. Çocuğumu nasıl anlarım diye bir başlıkla yola çıktık. Bunun altında aslında ilk başta ele alacağımız şey, yani çocuğu nasıl anlamak iletişimi kasteden bir şey değil mi? Nasıl bir iletişim kurmalıyım bunu kasteden bir şey. Burada ilk başta isterseniz çocukla nasıl ortak bir dil oluşturabiliriz? Burayı biraz böyle ele alabiliriz sizin için de uygunsa. Evet hocam. Yani çocuğu anlamak derken, evet, yani işin içerisinde hem iletişim ayağı var, hem ilişki ayağı var, hem oradaki bağlantı ayağı var. Yani çok da bir geniş bir konu. Burada ben en başta şunu ön plana almamız gerektiğini düşünüyorum. Yani aramızdaki ilişki, o bağımız ne durumda? O ilişkiyi, iletişimi kurmadan önce biz nasıl bir bağ kurduk çocuğumuzla? Bu daha tabii anne karnından itibaren başlayan bir diyalog. Yani bir anda 5 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında ben çocuğumla anlaşamıyorum dediğimizde bu bugün başlayan bir mesele değil. Çok daha erkenden başlayan bir mesele. Burada hani ebeveyn olarak çocuğun bu ihtiyaçlarına, sinyallerine erken dönemde itibaren ne kadar kulak kabarttığımıza, ne kadar dikkat ettiğimizle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklar neye ihtiyaçları olduğunu bilirler aslında. Ama bunu nasıl ifade edeceklerini bizden öğreniyorlar, zamanla öğreniyorlar. Daha hani annenin ilk karnındaki kıpırtılarından itibaren aslında bebek oradan bize ufak ufak sinyaller vermeye başlıyor. Sonra da onunla dünyaya geldikten sonra da en başta işte ağlayarak, belki işte gözlerini ovuşturarak vesaire, hani bu şekillerde bir şekilde ihtiyaçlarını bize dile getiriyor. Tabii içgüdüsel olarak anneler pek çok ihtiyacını hemen çocuğun karşılayabilecek, anlayabilecek kapasitede oluyorlar. Hani ben bu dikkat kesilme halinin yaşam boyunca devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki başlangıçta fiziksel ihtiyaçlar öncelikli oluyor. İşte çocuğun işte karnının aç olması, altının temiz olması gibi şeyler.
Sonrasında yavaş yavaş diğer ihtiyaçlar, duygusal ihtiyaçlar, işte güvenlik ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar, kendini gerçekleştirmeyle alakalı ihtiyaçlar. Bizim hep bunlarla alakalı parçaları okuyabiliyor olmamız lazım. Hani bunu en basitinden şöyle düşündüm. Mesela diyelim ki bir bebek işte akşam saatlerinden doğru yavaş yavaş gözlerini kaşımaya başlar, işte kulağını kaşımaya başlar, bir şeyler olur. Hani oradan annesi çocuğunun uyku ihtiyacı geldiğini anlamaya başlar. O zaman hemen onu işte alıp uyutmaya başlarken orada mesela aa gel bakalım senin galiba uykun geldi. Hadi rahatlaman için gel seni birazcık sallayayım diyerek biz ne yapıyoruz? Çocuğa ha bak bu benim uyku ihtiyacım o yüzden ben böyle davranıyorum mesajını ufaktan vermiş oluyoruz. Ve nasıl karşılayacağına dair de aslında. Yani hadi gel seni birazcık sallayayım, işte gel seni biraz emzireyim gibi bir şey söyleyerek. Çocuk orada benim uykum bir yerde uykuya dalmak için de bunları yaparsam demek ki ben rahatlarım mı? Ebeveyninden öğreniyor. Annesinin mesajlarından öğreniyor. Bu ilişki bence daha buradan başlıyor. Yani buralardan başlıyor. Şimdi sonrasında hani tamam bir bebek için evet bu şekilde bebek hani anne benim uykum geldi diyemediği için biz bunu dille öğretiyoruz. Ama daha sonrasında yavaş yavaş çocuk bizimle diyalog kurmaya başlıyor. Yani biz ona her zaman hani şuraya da yanlış bir yere çekmek istemiyorum. İşte hadi senin bak tuvaletin geldi hadi tuvalete gidelim. İşte acıktın sen yemek yiyelim gibi bir şey de değil. Bizim bu potansiyeli, bu beceriyi çocuğa kazandırmamız lazım. Yani sonra gitgide çocuğun sinyallerini ona yansıtma yapıp bunu söylememiz lazım. İşte diyelim ki tuvaletinin geldiğini fark etti. 2-3 yaşlarında bir çocuğun annesi, babası. Hadi gel senin tuvaletin geldi, seni tuvalete götüreyim değil de. Ya galiba birazcık sallanmaya başladın, sanki biraz bacakları sıkıştırmaya başladın gibi mesela. Orada gördüğümüz ipuçlarını çocuğa yansıtma. Ondan sonrasında da teklif edilebilir. Belki istersen tuvalete gidebilirsin gibi. Yani hadi yapalımlar zaten, hadi bizler yapalımlar. Böyle ortak diller de zaten sıkıntılı. Çocuğun anne ve çocuğun o ayrışmasının bir sıkıntılı olduğunu gösteren bir şey. Tuvaletimiz geldi, acıktık falan gibi ifadeler. Onu da hiç doğru bulmuyorum açıkçası. Bu şekilde yani daha erken dönemden itibaren ufak ufak çocukta gördüğümüz ihtiyacına yönelik o sinyalleri ona söyleyerek senin galiba buna ihtiyacın olabilir mi? Sen de şöyle olduğunu fark ediyorum. Galiba birazcık böyle hissetmiş olabilirsin gibi böyle ipuçlarını yakalayıp ona böyle ufak ufak yansıtmalar yaparak karşılıklı bir ihtiyaç paylaşımı, ihtiyacın anlatıldığı bir diyalog ortamı oluşturmak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Hocam aslında böyle değindiğiniz yerlerde birkaç yer dikkatimi çekti. İlk başta dikkat vermek gerekiyor değil mi? Yani o ilişkiyi gerçekten hani sağlıklı bir şekilde o dili oluşturabilmek için dikkat çok önemli. Aslında belki küçük yaşlarda bunu iyi kötü yapıyor. Yapmak zorunda kalıyoruz belki 0-3'te zaten çünkü sözel kelimeler yok. Zaten dikkatli izliyoruz ama belki 3 yaştan sonra belki biraz daha azalan bir şey olabiliyor gibi geliyor bana. Evet. Bilmiyorum böyle genel olarak yaş büyüdükçe çünkü ergenlikte şeyi de çok duyuyoruz. Bu çocukla anlaşamıyorum. Siz de söylediniz mesela aslında bu böyle çok da yeni olan bir süreç değil. Şeye dayanan, geçmişe de dayanan bir süreç. Muhtemelen oralarda bir yerlerde bir kopma oluyor ve o dikkat belki azalmış oluyor. Takipte belki hani biraz daha geri kalmış olabiliyoruz. Burası hani o dikkat meselesi çok önemli anladığım kadarıyla. Ve şu güzel, direkt söylemiyoruz. Bundan çok hoşlanmıyorlar değil mi? Uykun var senin, hadi şimdi uyuyalım. Daha ziyade şu an gözlerin küçüldü. İşte böyle bacaklarını sıkıyorsun ya da tuvalet ihtiyacı olduğunda vesaire sinyalleri söylemek. Çünkü öbür türlü sanki bir hakimiyet de ben senin bedenini senden daha iyi biliyorum mesajı mı gidiyor çocuklara bilmiyorum ama bundan da çok hoşlanmıyorlar direkt söylemekten sinyalleri söylemek. Aslında evet, ben seni takip ediyorumun da bir başka mesajı. Çocuklar da bir süre sonra dili öğrenip şey diyorlar mesela hani var danışanların anne galiba senin tuvaletin geldi diyen danışanların var mesela yani hani o dili kullanırken gerçekten çocuklar çünkü her şeyi gözlemliyorlar. Her konuda bizi model alıyorlar. İhtiyaç dili üzerinden konuşmak bizim de yapmamız, kendimiz için de yapmamız gereken bir şey. Kesinlikle. Peki burada dikkat ve işte sinyaller üzerinde durmak, sinyalleri çocuğa iletmek dedik. Önemli olan orada çocuğu dinleyip yani o dikkati çocuğa sağlıklı bir şekilde verebilmek. Aslında hani burada o dinlemeyi, çocuğu takip etmeyi nasıl yapabiliriz? Belki şöyle toparlayalım. Etkin dinleme nasıl olmalı diyelim? Çocuğu aslında nasıl anne baba daha etkin bir şekilde dinler, takip eder, dikkatini vererek anlamaya çalışır? Evet. Yani hani oradaki o etkili iletişim dili, etkin iletişim dilinin kapsamı tabii çok geniş ama hani kaba hatlarıyla şöyle söyleyebilirim. Bir defa hani çocuğu yargılamadan, onu küçümsemeden, onu
kendimizin altında, bizim emrimizde bir nesnemizmiş gibi görmeden, onun duygularını ve ihtiyaçlarını önemseyerek ve hatta önemsemenin yanı sıra duygu ve ihtiyaçlarını kabul ederek kurduğumuz bir iletişim şekli diyebiliriz. Tabii buradaki içeriği zenginleştirmek ebeveynlere kalmış. Yani her ailenin, her ebeveynin kurduğu diyalog farklı oluyor. Şimdi biz ebeveynlik konularında konuşurken hep böyle sanki doğrular, reçeteler olması gereken tek bir şekil var da hani bunu herkes yapması gerekiyor gibi konuşuyoruz. Bu bazen çok rahatsız edici olabiliyor aileler açısından. Ya da mesela kitaplarda çok güzel kaynaklar var. Biz de hani dışı kitaplarından faydalanıyoruz. Fakat mesela oradaki cümleler bazen böyle çok çeviri kokuyor. Bizim dilimize uymuyor gibi geliyor diyor aileler. Haklılar bence o konuda. Hani bu çerçevede yani kabul, anlayış, yargılamama, saygı çerçevesinin içerisindeki uslubu her ebeveyn kendisi oluşturabilir. Hani burada peki nelere dikkat etmek lazım? Yani özellikle biraz daha hani diyalog haline geçebildiğimiz işte 3 yaşlardan sonra diyelim karşılıklı olarak çocuğun beyninin de bizim söylediklerimizi anlayabileceği seviyeye geçtiği yaşlar itibariyle. Bir defa hani bedenimizde orada olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Yani çocuğun karşısında hani bunlar çok temel şeyler ama işte hani göz teması, çocuğun hizasında olmak gibi şeyler başlangıçta bizim o iletişime hazır olduğumuzu gösteriyor. Onun dışında sessizlik bence çok önemli. Çünkü bazen çok konuşuyoruz yani. Sürekli böyle vermek istediğimiz mesajda cümlelerimizin arasında kaybolup gidiyor. Çok fazla açıklama yapıyoruz. Ya da her gelecek cevabın arkasından söyleyecek bir şeyimiz oluyor böyle. Biraz beklemek, biraz sessiz kalmak. İşte evet ya anlıyorum falan gibi mesela böyle takip ifadelerini kullanmak. Çocuğun bir defa söylediği şeyin değerli olduğunu ona hissettiriyor. Ya evet şu anda babam beni dinliyor ya gerçekten. Yani telefonuna bakmıyor o esnada ya da işte aslında arka planda haberleri dinlemiyor. Çocuğun fark etmesi lazım ki çocuk bize kendini en yalın haliyle, en içten haliyle açabilsin. Hı hı. Onun dışında kimi çocuk da mesela hani şey diyor anneler bize. Diyelim ki okula giden bir çocuk için işte okul nasıl geçti diyorum. İyi diyor başka bir şey söylemiyor. Ben hani çocuğunla iletişim kuramıyorum. Yani hani nasıl sorduğumuz da önemli. Bugün okul nasıldı? Sorusu çok geniş bir soru. Yani bu şekilde derli toplu bir günü sonu özeti alamayız çocuktan. Kimi çocuk söyler ama kimi çocuk da buna açık değildir. İşte ne olabilir? Orada böyle kapı aralayıcılar, böyle ufak şeyler atmak lazım. Mesela işte ya bugün seni okulda heyecanlandıran bir şey oldu mu? Bugün seni işte okulda en mutlu eden 3 şey neydi? Hadi bakalım bunu bulalım gibi. Böyle duygulara temas eden ve biraz işi uyumlaştıran şekilde bir diyalog kurmayı ben tavsiye ediyorum. Hı-hı. Ve fark ettiğimizde de bir şey bize geldiğinde de oradaki duyguları hep yakalıyor olmamız lazım. Yani ben bu diyaloğun içerisinde muhakkak duygulara çok fazla yer vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Hem kendi duygularımıza hem çocukta fark ettiğimiz duyguları yansıtma noktasında. İşte arkadaşının işte senin kalemini kırması senin çok canını sıkmış ya falan gibi mesela ya da işte öğretmeninin sana yıldız vermesi senin ne kadar hoşuna gitmiş seni ne kadar mutlu etmiş gibi. Şimdi bu cümleler dediğim gibi üslup noktasında kendinize uygun bir dili kullanabilirsiniz. Yani hani çok mutlu görünüyorsun demek çok motomot robotça bir ifade gibi gelebilir ama onu nasıl söylediğimiz gerçekten karşı tarafa nasıl aktardığımızı değiştirebilir. Hı hı. Bu şekilde yani etkin dinlemenin içerisinde tabii şey tarafları da var yani hep olumlu şeyleri mi konuşacağız hep duyguları fark edeceğiz vesaire. İşin üstünde bizim de duygularımız gelecek tabii işte biz de mesela bir şey öfkeleneceğiz zaman zaman çocuğun yaptığı bir şeyden dolayı biz de üzgün hissedeceğiz. Orada yaptığı davranışın bize olan etkisini bize nasıl hissettirdiğini de söylememiz lazım yani. Ya işte mesela bu şekilde söyledin ama ben böyle bunu duyunca kendimi çok kırgın hissettim. Ya bir anneden bunu duyması çocuğun bir şey değildir. Bence bir suçlama ifadesi değildir. Yani o tabii ki bir duygusal istismar veya duygusal bir yük verir şekilde söylemek var. İşte senin yüzünden bak ben ne hallere geldim. Senin bu davranışların yüzünden ben çok üzülüyorum gibi bir ifade farklı. Ama işte sen o işte misafirlerin yanında bana kaba sözler söyleyince benim kalbim çok kırıldı. Demek arasında bence fark var. Yani tam olarak neden dolayı rahatsız olduğumuzu, hangi davranıştan dolayı bize ne hissettirdiğini paylaşmamız arasında bence fark var. Hı-hı. Bu şekilde yani duygu yansıtma noktası. Olumsuz bir davranış noktasında da yani hani sürekli eleştiri dilini kullanıyor olmamız da tabii sıkıntı. Yani her söylediğim şey eleştirilecek bakış açısıyla çocuk yaşıyorsa bu sefer kendini iletişime kapatır. Yani
Ben bir şey söyleyeceğim ama babam zaten bunu beğenmeyecek. Annemin her şeye bir cevabı var mesajını alıyorsa çocuk yine kendisini kapatır ve kendisini ifade etme noktasında özgür hissetmez. Eleştirilerimizi yapmadan önce mesela sandviç tekniğinden bir yöntem var. Yani önce olumlu bir şey söyleyin çocuğa, gördüğünüz olumlu bir davranışı. Sonra düzeltmesi istediğiniz davranışı söyleyin. Sonra tekrardan olumlu bir şeyle bitirin. Mesela bu bazen uygulanabilir bir teknik. İşte diyelim ki ne olsun? İşte iki kardeş resim yaparken birbirlerinin işte resimlerini karalamaya başladılar. Diyelim ki bu bizim sınır koyacağımız bir şey olsun. Ya şöyle söyleyeyim size. Bak şimdiye kadar ne kadar güzel birbirinizi işte sakince resim çiziyordunuz az önce. Ama şimdi kardeşinin resmini yırtman, kardeşinin resmini karalaman işte çok yanlış. Böyle yapmamalısın. İsterseniz işte buralarınız ayrı bir şekilde masalarınızı devam edebilirsiniz. Kendi seçtiğiniz renkler gibi mesela. Hani başta olumlu bir şey söyledim. Ortada olumsuz olan davranışını söyledim. Sonra tekrardan olumlu bir tarafa doğru teşvik ettim. Hani bu sınır koymak değil aslında. Bu sadece o eleştirilen davranışın uygun şekilde karşı tarafa ifade edilmesi. Çünkü direkt eleştiriyi sunduğumuzda çocuk bazen kendisini kapatabiliyor. Yani zaten hep eleştiriliyorum diyerek yeni bir şey yapma konusunda kendini geri plan atabiliyor. Hani öncesinde neyin iyi gittiğini, neyin rahat olduğuna vurgu yapıp sonra neyin yanlış olduğuna vurgu yapmak, sonrasında tekrar da iyi hale getirilebileceğine dair bir öneri sunmak. Bu şekilde yapılabilir bence. Evet, bu da güzel oldu hocam. Aslında etkin dinleme dediğimiz zaman o zaman hani bedensel olarak dikkat edeceğimiz şeyler var değil mi? İşte göz seviyesi, daha çocuğun hizasına inmek gibi sessizlik önemli dediniz. Gerçekten bazen hani anne çocuk ilişkilerinde annenin açıklamasını dinlerken hani uzman olarak siz bile dışarıdan bazen yorulabiliyorsunuz. Böyle hani çocuğun şu an kafası bayağı karıştı diyebiliyorsunuz. Ya da kendi ilişkilerimizde de öyle değil mi? Ben bazen kendi çocuklarımla ilişkimde de şu an susmam gerekiyor. Bunu çok net hissediyorum. Hani bak burası artık sessiz kalman gereken yer dediğim yerler oluyor. Gerçekten bu önemli ilişkide, iletişimde sessiz kalabilmeyi sağlamak. Kapı aralayıcılar çok güzel oldu. Çünkü dediğiniz gibi geniş soru sorduğumuzda çok geri dönüş alamıyoruz ve sandviç yöntemi aslında değil mi? İşte böyle olumlu bir şey, olumsuz bir şey ve olumlu bir şeyle eleştiriyi çocuğa sunmak ve aslında sürekli eleştiriliyorum duygusunu çocuğa vermemek. Hani burada böyle gayret sarf etmek. Bu da çok etkili oluyor. Çocuğun aslında hani o kulağını nasihat almak için açık tutuyor. Sürekli böyle eleştiriyle başlamadığınız zaman. Peki bunlar çok güzel tavsiyeler oldu. Burada peki duyguya çok değindiniz. Aslında etkin dinlemede hani duyguyu konuşmak. Her zaman olumlu duygular değil belki ama annenin de hissettiği olumsuz duygular ya da çocuğun olumsuz duyguları varsa. Burada buna biraz belki parantez açabiliriz. O duyguyu nasıl anlayabiliriz? Neler yapabiliriz duyguları anlamak için? Evet hocam. Yani duygu zaten bizim en çok çalıştığımız konu. Terapide de, danışmanlıkta da hep duygular üzerine gidiyoruz. Şimdi o olduğu haliyle çocuğu kabul ettiğimizi, şu anda tam olarak neye ihtiyacı olduğunu fark ettiğimizi ilettiğimiz bir şey aslında. Çocuğun oradaki duygusunu görüp ona bir buna ayna gibi yansıtmak aslında bakarsanız. Yani zaten ebeveyn çocuğun tamamen aynası. Yani özellikle erken dönemde yani hani 0-6 yaş diye genişleteyim birazcık. O dönemde çocuğun kendini fark etmesi, ne hissettiğini, neye ihtiyacı olduğunu, o anda ne yaşadığını anlaması çevresindekilerin ona yaklaşımıyla alakalı. O yüzden de hiçbir şekilde görülmediğinde, dile getirilmediğinde, duygular fark edilmediğinde çocuk da bunları okuyamaz şekilde büyüyor. Ve hani bizim yansıtma yapıyor olmamız, evet çocuğu anlamamıza yardımcı oluyor birincisi bu ama çocuğun da kendisini anlamasına biz aslında yardımcı oluyoruz. Bu şekilde farkındalıkla büyüyen bir çocuk da uzun vadede problem çözüme olsun, duygularını düzenleme becerisi dediğimiz şeyler olsun, hani duyguları kontrol değil de duyguları düzenleme, duyguları yönetme ifadesini ben daha doğru buluyorum. Çünkü duygular illa kontrol edilmesi, baskılanması gereken şeyler değildir. Uygun zamanda, uygun şekilde, uygun miktarda duygunun ifade edilmesini aslında çocuğa yine biz öğretiyoruz. Ve hani çevresinde çocuğun onun duygularını gören, kabul eden, fark eden bir yetişkin olduğu zaman çocuk ancak kendisini var edebiliyor. Kendi potansiyelini, kişiliğini tam anlamıyla ortaya koyabiliyor. Ben daha önce 3 yıl kadar çocuk esirgeme kurumlarında çalışmıştım ve hani orada bunun böyle mücadelesini çok fazla verdim ama orası için böyle biraz maalesef üst perdeden kalıyordu bazen söylediğim şeyler. Çünkü hani kaldı ki çocuğun duygusal ihtiyaçlarını görmek, işte 13-14 tane
2-3 yaşında çocuğun bir yerde olduğunu düşünün. Zaten hani fiziksel olarak görülme ihtiyaçları bile karşılanmıyor ki duyguların görülme ihtiyacı karşılansın. Biz de hani onlarla gönüllü çalışmalarını artırmaya çalışıyorduk. Birebir gönüllü ilişkileriyle o çocukla vakit geçiren, onun anlayan, onun böyle ipuçlarını fark eden bir yetişkin olduğu zaman o çocuğun diğer çocuklardan olan farkı o kadar böyle hani derlerle kabak çiçeğinin açılması gibi, o çocuğun açılması. Kendini kapatan, göstermeyen çocuk birden böyle yaptığı şeyleri gösterebilen, daha özgüvenli, daha kendini ortaya koyabilen bir çocuk haline geliyordu. Ki tabii terapiler de aslında bu amacı güder yani. Karşındaki kişinin fark ettiğini, gördüğünü, onu olduğu haliyle kabul ettiğini gösteren bir yetişkin var orada. Bu yetişkin terapisi içinde aslında böyle, çocuk terapisi içinde böyle. Bizim niyetimiz şey değil, herkes terapi almak durumunda kalsın, herkes terapilik hale gelsin değil. Yani evde zaten böyle bir duygu dili konuşuluyor olsa daha erken dönemden itibaren, çocuğun zaten duygularını dışarı çıkarma noktasında problemli diyeceğimiz davranışlara başvurmasına sebep gerek kalmayacak. Yani hani biraz daha net bir toparlayacak olursam, böyle daha genel hatlarıyla konuşmuş oldum ama yani mesela ne diyoruz? İşte çocuk köpek geçiyor yolun karşısından, çocuk bize böyle yapışıyor. Yani gördüğümüz davranış köpeğin geçmesi ve çocuğun bize yapışması. Aslında biz orada fark ediyoruz, çocuk bir şeylerden korktu. Ama ya korkacak bir şey yok, bir şey yapmaz tamam deyip geçiştiriyoruz. Şimdi evet, hadi korku kelimesini kullandık, güzel. Ama kullandık kelimeyi, fakat olmaması gerektiğini söylüyoruz. Yani ben senin korku duygunu kabul etmiyorum demek aslında. Ya onun yerine nedir? Ya gerçekten köpek seni biraz korkuttu galiba. Köpeği görünce birazcık endişelendin. Ya da böyle söylemek yerine biraz daha böyle acaba sorusuyla. İşte köpeğin sana zarar vereceğinden endişe ediyorsun galiba. Olabilir. Bunlar ihtimaller. Yani ben %100 çocuğun duygusunu doğru bilmek zorunda değilim. O konuda bir vasfım olmayabilir. Ama ihtimal ortaya koyabilirim. Ya galiba köpeği görünce birazcık korktum. Mesela böyle diyecek ki hayır korkmadım. Aslında merak edip ona dokunmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Diyecek, ha merak ettin o zaman deyip hemen düzeltebilirim yani kendimi. Ya da diyelim ki çocuk bir şey için ağlıyor. Oyuncak için, markette bir şey almak için. Ya bunun için ağlanmaz. Ama hani çocuk için demek ki bu ağlanacak bir şey. Yani tamam ağlama davranışını kanıksamış, yerleştirmiş olabilir ama kendini o şekilde ifade etmeyi öğrenmiş. Bir defa hani buraya bakmamız lazım. Neden çocuk ağlayarak kendini ifade ediyor? Belki ne var? Bir şey üzüldü. Alamadığı için, işte istediği çikolatayı alamadığı için üzüldü. Hani orada bunun için ağlanmaz dedi. Ya senin şey alamamak seni üzdü. Farkındayım. Bunun için ağlıyorsun. Onlar birinci basamaklar. Yani bu sadece bunu söyleyeceğiz ve her şey çözülecek, gidip bir istanlık olacak diye bir şey yok. Ama çocukla ben bir zemin hazırlıyorum. Çocuğun kendisini bana düzgün ifade etmesi için. Benim çocuğu anlamam için bir ortam, bir zemin hazırlıyorum. İkimiz aynı zeminde olduğumuz zaman iletişim kurmak çok daha kolay. Yani o yüzden duygunun kabulü ve yansıtılması bütün sınır koymalarında ya da iletişimlerinde bence bir ilk basamak. Evet. Mesela ne oluyor? Yani hani mutlu, yani sadece olumsuz duygular için konuşmuş gibi oldu ama yani heyecan, mutluluk gibi duygular için de böyle. Yani çocuk mesela geliyor işte arkadaşının evine geleceğini öğrendi. Zıp 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 oradan buraya gidiyor falan. Hadi dur bir sakin ol falan diyoruz. Ama ya hani sakin olmasına gerek olmayabilir. Tabii ki davranışları konusunda belki geliriz yani oradaki davranışları sınır koyma konusunda ama ben çocuğun oradaki heyecanla mutluluğuna ket vuramam. Yani ya arkadaşının gelmesi seni çok heyecanlandırdı ya. Mesela böyle bir ifade. Sonra ne olacak? Yani hani konumuzun bir konumuz belki değil ama hani sınırlara sonrasında belki geçebileceğiz. Yani davranışına sonrasında sınır koyabiliriz. Ama bu duygusuna çocuğun hiçbir zaman sınır koyamayız. Evet. Aslında çok temel bir yer değil mi hocam? Yani ben bazen şey görüyorum, o duyguyu ifade ettiğinizde çocuk bir hiç duymadıysa bir durup kalıyor zaten. Yani evet. Bir şey çok mucizevi geliyor yani. İlk mesela daha önce duymamış bir çocuksa anlaşıldım hissi sanırım. O çocuğu böyle bir şaşkınlığa çeviriyor gerçekten. O yüzden burası ilk basamağı ve çok önemli de bir yeri. Hem o bizim duyguyu görmemiz, çocuğa iletmemiz, çocuğun o duygusunu anlamlandırması, o duyguyu da kabul etmemiz. Dediğiniz gibi her şeyi söyleyecek yer değil ama meselenin ilk başladığı yer burası. Çok güzel oldu. Peki burada aslında hani o duygusunu anladık ve bir sonraki aşamada belki empati gelecek değil mi? Yani onun içinde bulunduğu durumu anlamaya çalışmak. Peki bunu biraz konuşalım isterseniz hocam. Yani empati nedir? Anne çocuk ilişkisindeki belki örneklerle de biraz konuşabiliriz. O çocuğun durumunu nasıl anlayabiliriz? Empatiyi nasıl açabiliriz?
Yani empati ve sempati birbiriyle çok karıştırılan iki kavram aslında. Biz bazen empati yaptığımızı zannederek çocuğun duygusunun içine giriyoruz. Yani burada empati aslında şudur. Kendini karşı tarafın yerine koyup onun duygusunu anlayabilmek. Bunu anlamak tarafı. Onun duygusunun aynısını hissetmek olursa bu sempati olur. Yani birisi çok üzgün ve ağlıyorsa, biz de onun yanına gidip onunla beraber üzülüp ağlıyorsak bu empati olduğu anlamına gelmez. Bu onunla aynı duyguyu, eş duygulanım diyebileceğimiz bir şey olabilir, sempati olabilir. Ama ağlayan birisinin yanına gittiğimiz zaman, ya bir şeyler seni çok üzülmüş galiba derse, orada ben onun duygusuna dair bir ipucu yakalayıp ona onu yansıttığım zaman aslında senin duygunu ben fark ettim. Senin duygunu anlamaya çalışıyorum mesajını verdiğimiz zaman bu empatiye girmiş oluyor. Tabii empati yani hani bazen herkes empati çok açık olmayabilir. Bazen çocuklar da o duygulanımı anlaşıldığını fark ettiği zaman daha da mesela öfkesi artabilir çocuğun ya da hayır ben seni duymak istemiyorum diyebilir. O zaman bakacağız yani çocuğa neden bu empati yapmak iyi gelmedi. Nasıl uygun ortamda acaba doğru şekilde mi yaptık? Başkalarının yanında bunu söylenmesi mi onu rahatsız etti? Belki hani bunlara da her zaman bakmak lazım. Her zaman her ortamda sen şu anda bunu hissediyorsun demenin de farklı yollarını kullanmamız gerekebilir. Ama en temelinde empati dediğim şey dediğim gibi aynı duyguyu hissetmek değil. Çocuk kızdığında bizim de kızmamız değil. Çocuk mutlu olduğunda bizim de gülüyor olmamız değil de ya sen galiba bunu hissettin. Sen şu anda çok keyifli gözüküyorsun bugün. Mesela bunun gibi gözlemlerimizi, farkındalıklarımızı, duyduklarımızı ifade etmemiz aslında diyebiliriz. Bununla alakalı Şiddetsiz İletişim kitabını aslında çok tavsiye ederim. Orada çok güzel bir şekilde Marshall Rosenberg empatiyle nasıl bir dil kurabileceğimizi anlatıyor. Yetişkinlere yönelik bir kitap ama bence oradaki yaklaşımı çocuklarla da kullanmamızın o ebeveynlik diline çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Evet, aslında Şiddetsiz İletişim'de onun bir de dört basamakla anlatılan bir yöntemi de var değil mi hocam? Gözlem yapacağız. İşte ben basamakları hatırlayamadım ama önce gözlemle başlıyoruz. Daha sonra net bir şekilde ifade etmek duygularımızı. Dediğiniz gibi yetişkinlere yönelik ama bence anne çocuk ilişkisi, ebeveyn çocuk ilişkisine de oldukça katkı sağlayabilecek bir içeriği var gerçekten. Böylelikle benim de çok sevdiğim bir kitaptır. Yeri gelmişken böylelikle paylaşmış olalım o zaman bu tavsiyenizi de. Peki burada yani şeyi konuştuk, çocuğun duygularını ona yansıtmak, empatiyi biraz ele aldık. Burada aslında hani şey konuştuk ya hocam, mesela duyguyu yansıtmak ilk basamağı ama her şeyi çözmeyecek. Peki nasıl mesela meseleyi nasıl çözebileceğiz? Çünkü şey gibi oluyor yani çocuk ağlıyor, o zaman her ağladığında o dediği şeyi yapayım. Tam duygusunu ifade ettim. Bir de sonuç olarak bir bakıyorum ki artık çocuğun her dediğini yaptığım bir döngüye girmişim. Çünkü yani bunu belki empati olarak düşünüyorum ya da bunu çözüm olarak görüyorum. Burada nasıl bir yöntem izlemek gerekiyor? Yani nasıl bir sınır koyacağız? Çocuk hayırdan anlar mı? Yoksa her istediğini yapmak zorunda mıyız? Ne diyelim burası için? Evet hocam. Yani bence de aileler bazen bu konuda kafa karışıklığı yaşayabiliyorlar. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Ben de yüksek lisans tezimde ebeveynlik modelleri üzerine çalışmıştım. Ebeveynin kabulü ya da kontrolünün çocuğun duygu düzenleme becerisine etkisiyle alakalı bir çalışmam vardı. Orada tabii son 100 yıl içerisinde çok fazla değişen ebeveynlik şekilleri var. İşte otoriter ebeveynlik dediğimiz bir şey daha çok bizim anneli babalarımızın ve onların anne babalarının daha çok kullandığı bir dil olan ebeveyn otorite olduğu ve çocuğun belki çok görülmediği. Sonrasında da hayır biz böyle olmayacağız, biz anne babamız gibi olmayacağız diye bu sefer çok izin verici bir ebeveynliğe dönen bir nesil oldu. Ama bence şu anda aileler o noktada daha da bilinçli bir noktaya gelmeye başladılar. Evet, hani pozitif disiplinlenen bir yöntem var şu anda. Olumlu bir şekilde bir zemin hazırlayarak konuşuluyor. Ama işte dediğiniz gibi bazen çok fazla, çok kabul edici, çok anlayışlı, çok naif bir yerden gittiğimiz zaman bu sefer sınırlar ortadan kalkmış oluyor. Yani evet izin vericilik var ama kontrollü tarafta. Şimdi yani benim yaptığım çalışmada da hem kabulün, hem sıcaklık ve sevginin,
hem de kontrolün bir arada dengeli bir şekilde olduğu ebeveynlik modellerinde çocuklar duygularını daha düzenli, daha doğru şekilde gösterebiliyorlar, ifade edebiliyorlar ve bu duygu düzenli becerisi dediğimiz şey de zaten uzun vadede bütün psikolojik problemlerin alt yapısında bulunan şey. İşte depresyon, kaygı bozuklukları, ondan sonra gelen davranış bozuklukları temelinde de duygu düzenleme becerilerindeki eksiklikler var. O yüzden bu çok çok temel bir beceri aslında. Peki o zaman ne yapacağız? Yani evet, çocuğun ben duygularını, ihtiyaçlarını kabul edeceğim. Bunda sıkıntı yok. Ama ben çocuğun bütün davranışlarını kabul edemem. Bunu bir kendimize bir söylememiz lazım. Ve bu bizi kötü yapmaz. Çocuğun davranışlarını kabul etmemek, ona sınır koymak, ona otorite sağlamak, kontrol sağlamak çocuğun kötülüğüne değil, aksine iyiliğine olan bir şeydir. Zaten yani hani çocuğun güvenliği için, çocuğun sağlığı için zaten belli sınırlar, belli limitler zaten koyuyoruz. Yani evet, çocuğun işte ne bileyim çikolata yemesine izin veriyoruz ama 10 tane çikolata yemesine izin vermiyoruz neden? Çünkü fazlasının zarar olduğunu bir yetişkin olarak ben orada biliyorum. Aynı şekilde diyelim ki çocuk evet çizgi film izlemekten çok hoşlanıyor, çok seviyor. Duygu var, ihtiyaç var, eğlenme ihtiyacı var, mutlu olma ihtiyacı var diyelim ki. Ama onu karşılamanın yolu günde 5 saat çizgi film izlemesi olmamalı. Ama çocuk bunu bilmez. Yani çocuk sadece oradaki duygusunu ve ihtiyacını bilir. Benim eğlenme ihtiyacım var der. Bu beni çok mutlu ediyor der. Çocuk oralardadır. Yani biz onun hani üst akıl olarak, ebeveyn olarak göreceğim. Tamam evet sen çok mutlu oluyorsun. Çizgi film seni çok eğlendiriyor. Farkındayım. Tamam bunu söyleyince ne yaptık? Aynı zemine geldik. Ama sonra sınır neyse bizim onu ebeveyn olarak yani anne ve baba aslında ikisinin bir hatta varsa üst nesilden anneanneler, babaanneler onların da ortaya girdiği bir konsensusta belli sınırların çocuk için uygulanması lazım. Nedir işte diyelim ki çocuk işte bir 6 yaşındaysa hadi günde 1 saat ekran süresi olsun diyelim ki işte bazı uzmanlar şey diyorlar yaşı çarpı 10 dakika ekran süresi verilebilir. Hani bu farklı Amerika'da, Avrupa'da farklı farklı rakamlar söylenebiliyor ama hani aşağı yukarı bence bu şey uygulanabilir. Yani 8 yaşında 80 dakika günde. Tabii bunun içine ekranda dediğimiz zaman tablet, televizyon, telefon, bilgisayar hepsini dahil ettiğimizde uygulaması biraz zor bir rakam gibi de oluyor. Ne diyeceğim çocuğa? Evet çok eğleniyorsun. Biliyorum işte hiç yarıda kesmek istemiyorsun. Gerçekten sen bu çocuğunu çok sevdin. Tamam söyledim. Sonrasında da sınırımı söyleyeceğim. Ama senin günlük süren işte 60 dakika. 60 dakikadan sonra artık başka bir şey yapabilirsin. Çocuğa sınırı net bir şekilde belki rakamlarla söylemek lazım. Ya da başka bir şey olduğunda. Bu arada Halime hocamı kaybettik mi? Buradayız. Sesim geliyor mu hocam? Sesim geliyor mu? Her şey yolunda mı? Tamam. Tamamdır. Yani sınır noktasında net olmak ve açık ifadeler kullanmak önemli. Herkes için uygulanabilir bir şey olduğunu bilmesi önemli çocuğun orada. Evet işte diyelim ki çok kızgınsın, farkındayım ama işte annelere vurulmaz gelip bana vurduğu zaman. Bunu genel geçer bir şey olarak söylemem gerekiyor çocuğa. Ya da işte ne diyeyim, diyelim ki çocuk çok üzgün, üzüntüsünden gidip ne yaptı? Oyuncaklarını fırlatmaya başladı. Üzgün olduğunu farkındayım ama oyuncaklar fırlatmak için değil. O zaman ne oluyor? Bunu söylediğim zaman net bir ifade. Tamam, evet ben bunu hissettim ama bunu yapamıyorum. Şimdi bazen çocuk burada sıkışmış hissedebiliyor. Evet ben sınırını düzgün söyledim ama hani burada bırakmamak lazım. Yetmeyebilir çünkü. Hani tamam kızgınım ama vuramam. Peki ne yapacağım? Sorusu çocukta oluşuyor. O zaman da bizim onu kabul edebileceğimiz bir alternatife yönlendirmemiz gerekiyor. Kızgın olduğunu farkındayım ama annelere vurulmam. İstersen gel bak buradaki minderi mutlayabilirsin. İstersen birazcık burada biraz zıplayabilirsin. Ya da bana çok kızgınım diye söyleyebilirsin. İstersen çok kızgın bir insan resmi çizebilirsin. Yani her çocuğun duygusunu ifade etme yolu farklıdır. Kimi çocuk, ah evet bir resim çizeyim der ama kimi çocuk der ki hayır yani eline kalem kağıt almak bile istemez. Hayır ben bağıracağım der. Kızgınlığım geçene kadar bağıracağım. Eğer bu bağırması benim için uygunsa ki bence bağırabilir yani ortam uygunsa eğer. Tamam bana kızgın olduğunu bağırarak söyleyebilirsin. İstersen 5 defa çok kızgınım diye bağır. Ya da işte kızgın, ben çok kızgınım diye bir şarkı söyleyerek burada zıplamaya devam edebilirsin. Oradaki o duyguyu açığa çıkartması için bir uygun bir alternatif sunmam lazım. O uygunluk da ortamına göre, ailenin durumuna göre, şartlara göre değişebilir. O yüzden hani illa çocuğunuz öfkelendiğinde şunu yapın, yöntem budur demek de çok doğru değil.
Çok güzel kitaplar var aslında bu noktada. Çocukların duygularını ifadesi noktasında işte öfkemle nasıl başa çıkabilirim diye bir çocuk kitabı vardı mesela. Orada alternatifleri söylüyordu. Bazen çocukla beraber de bu alternatifleri konuşmak iyi gelebilir. Yani sakin bir zamanda dersiniz ki sen kızdığın zaman seni neler rahatlatıyor? Sen üzüldüğün zaman kendini nasıl daha iyi bana ifade edebilirsin? Onu sakin bir zamanda ben bunu konuşursam, evet bu kitap öfkemle nasıl başa çıkabilirim? Ya basit bir kitap ama mesela burada bir çocuğun farklı farklı yöntemler denemesiyle alakalı bir kitap. İlla bu çocukları uygulayacak gibi bir şey yok. İki bir çocuk dediğim gibi mesela yazmayı öğrendikten sonra bazı çocuklar işte günlüklerine yazarlar. Yazı yazarak kendilerini ifade ederler. İşte bazı çocuklar dediğim gibi kinestetik olarak, bedensel olarak kendilerini daha iyi ifade edebilirler. Biz bu repertuar genişletmemiz lazım ve tabii çocuğa yöntem öğretmek değil, bizim de duygularımızla baş etmek, onları yönetmekle alakalı hangi yöntemleri uyguladığımızı bizden de görüyorlar. Yani bakıyor ki diyelim ki çocuk işte biz kızdığımızda gidip hep bir şeyler yiyoruz. Diyor ki çocuk sinirlendiğinde kendimi sakinleştirmek için yemek yemek iyi bir fikir olabilir. Çünkü annem hep böyle yapıyor. Bu sefer ne oluyor? Bir modelleme oluyor oradan. Evet belki bir su içmek, belki ne bileyim ağzına bir sakız atıp onu çiğnemek o esnada sinirlerin yatışmasını sağlayabilir. Ama tek yöntem buysa mesela ya da diyelim ki tek yöntemi bağırmak olarak bizden görüyoruz. O zaman ne yapacak? Sadece bağırma yolunu kullanacak. Bu çok kısır bir dil. Tamam yöntemlerden biri olabilir. Bir yerde kullanması uygun olabilir. Ama bizim repertuarını genişletmemiz lazım çocuğun. O noktada da ben şeyi tavsiye ediyorum. Beş duyuyla alakalı iyi gelen şeyleri fark etmek. İşte ona şey diyoruz, iyi şeyler kutusu, iyi hissetme kutusu. Böyle bir şey yapabilirsiniz evinizde. Hem kendiniz için hem çocuğunuz için. Bu aslında bir ilk yardım çantası gibi. O esnadaki o duyguları yatıştırmak, bilgili olmak dediğimiz, kendi kendini düzenleyebilmek için beş duyudan bize iyi gelen şeyleri fark edip onları yakalamak. Nedir? Gördüğüm zaman bana iyi hissettiren bir şey. Dokunduğum zaman bana iyi gelen bir şey. Bir ya da birden fazla. İşte kokladığımda iyi gelen bir koku. Yediğimde tadı bana rahatlatıcı gelen, bana iyi gelen bir yiyecek. Neyi söylemedim? Duydum, işitmekle alakalı. Ve duyduğumda iyi gelen bir şey. O zaman ne olacak? Yani, o duyguların yetiştiği, sakinleştiği bir ana geçişi kolaylaştıran nesneler olacak. İşte bir bardak su içmek olabilir. Çocuğun sevdiği bir fotoğrafı, sevdiği bir şey fotoğrafını bir kutuya koymak. Dokunduğu zaman iyi gelen ne bileyim bir silgi olur, işte tüylü bir kalem olur mesela. Onun dokusu iyi geliyordur. Onu o kutunun içine koyarsınız. İşte çocuğun sevdiği kokulardan bir şey vardır. Diyelim ki küçük bir kolonya. Onu minik şişeyle koyarsınız. Sonrasında da çocuğun böyle yoğun bir duygulanım yaşadığı bir anda, işte o bir öfke olabilir, bu bir üzüntü olabilir, bu büyük bir korku olabilir. O anda gidip o kutuya, hadi bakalım sana şimdi iyi gelecek ne olabilir? Buradan bir şey seçebiliriz istersen. Sana şu an ne iyi gelir? Senin rahatlamak için neye ihtiyacın var? Deyip beraber o rahatlama yolunu birlikte kullanabilirsiniz. Çocuk da gitgide bu baş etme ağını, baş etme becerilerini geliştirme noktasında bir ön bir hazırlık olmuş olur aslında bizim orada hazırlayacağımız kutu. Ben bunu iyi geleceğini düşünüyorum. Yani sınır konusu yine çok geniş bir konu. Hani bugünkü konumuza çok hani sığmayabilir ama hani temel hatlarıyla özetleyecek olursam evet çocuğun duygusunu ve ihtiyacını kabul edeceğim ama her davranışını kabul edemem. Davranışını kabul etmediğim zamanlarda sınırı anlatmam lazım çocuğa. Sınırın çok da net, açık ve genellenebilir olması gerekir. Yani uzun uzun cümlelerde kaybolacak bir şey olmaması gerekir. İşte annelere vurulmaz. Kardeş işte nasıl diyeyim? Duvarlar boyamak için değildir. Ya da işte televizyon süren işte 60 dakika gibi sınırları net söyledim. Sonrasında da ihtiyacını duygusuna yönelik bir yönlendirme yapacağım. Yani bu aşamada da bitmedikten sonra biz işte seçenek sunma gibi ben bazen tavsiye ediyorum. Hani o noktada da daha detaylı okumak için yine birkaç kitap tavsiye olabilir. Çocuğumuza sınır koyma diye bir kitap var. 1 ve 2 şeklinde. Yakın mozaiklerdi sanırım. O kitap tamamen çocuğa sınır koyma üzerine. Onun dışında anne baba ve çocuk arasında kitabını ben çok tavsiye ediyorum. Hayim Ginot'un kitabı. Orada da hani kabul kısmıyla alakalı, duygular kısmıyla alakalı çok güzel örnekler var. Eski bir kitap ama bence halen geçerliliğini sağlayan bir kitap. Oralardan daha detaylı bilgi alabilirler aileler. Evet.
Dediğiniz gibi hocam sınır bayağı geniş bir konu. Biz daha önceki yayınlarımızda da biraz ele almaya çalışmıştık. Ama böyle tekrar bir kapı açmış olduk. Güzel oldu. O zaman çocuğun her istediğini kabul etmiyoruz. İlk önce onunla aynı zemine geliyoruz ve daha sonrasında sınır koymamız gereken davranış neyse bunu kendisine iletiyoruz ve aslında buradaki itirazımızı, değil mi, daha makul bir şekilde iletmiş oluyoruz ki zaten çocuk da buna ihtiyaç duyuyor bir yandan da. Yani bu sınırları bilmedi. Bir yandan da çocuğun ihtiyacı var. Sadece ebeveynlerin dünyasını kolaylaştıracak ya da o ilişkiyi şekillendirecek bir şey değil. Çocuğun da ihtiyacı olan bir şey. Peki burada aslında hani biraz konuştuk buraları ama belki daha geniş ele alabiliriz. Hani çocuğumuzla ilişkimizi güçlendirmek için hangi araçları kullanalım? Mesela kutu örneği güzel bir örnekti. Değil mi? Çocuğun böyle işte sevdiği şeyleri bir kutuya koymak, zor anlarda buralardan destek almak, bu iletişimi güçlendirecek bir şey. Bunun gibi bize başka tavsiyeler olur mu? Buralarda neler söylemek istersiniz? Yani ilişki tabii ki şeyle alakalı, çocuğun yaşıyla ve zevkleriyle alakalı bir yerden yaklaşmak iyi olabilir. Şimdi küçük bir çocukta onunla kuracağımız dil en temelde oyundur aslında. Yani 2-3 yaştan itibaren çocukla oyun üzerinden biz ilişki kurabiliyoruz. Bizim de hani terapist olarak da kullandığımız yöntemlerin başında oyun terapisi geliyor bu noktada. Oyunla nasıl ilişkiyi güçlendirme aracı olarak kullanabiliriz? Bir defa çocuğun oyununa çok fazla müdahale etmeden, oyununa müdahale ederek, kontrol ederek, ne yapacağını söyleyerek bir oyun oynama şekli çocukla ilişkimize çok iyi gelmez. Onun yerine çocuğun oyununa bizim dahil olduğumuz, bizim eşlik ettiğimiz, onun bizi yönlendirdiği bir oyun oynama şekli bize aslında onunla alakalı çok fazla şey söyleyebilir. Mesela arabaları sürüyor çocuk, işte birbirlerini çarpıştırıyor. Hayır öyle sürme, işte kaza yapmasınlar gibi değil. Çocuğun belki o esnada biraz daha agresif bir şekilde oynamaya, öfkeli bir şekilde oynamaya, öfkesini oyuncaklarıyla göstermeye ihtiyacı olabilir. Yani orada ben ne yapabilirim? Gözden yapabilirim ve söyleyebilirim. Ya arabaları ne kadar hızlı sürdün, arabalar galiba birbirlerine çok kızmış olmalı gibi mesela. Böyle bir yerden yaklaşabilirim oyunun içerisinde. Ya da başka ne olabilir? Çocuk mesela evcilik oyununda bizi mesela çocuk yerine koyup kendisi anne olabilir. Hani bunlara bizim izin vermemiz lazım ki çocuk bizimle alakalı, bizim anneliğimizle alakalı bize ne söylemek istiyor. Orada tamamen onun yönlendirdiği şekilde bir çocuk rolüne girersen aslında çocuk tamamen gördüğü ya da görmek istediği anne modelini bize oyununda sergileyecektir ya da baba modelini. Onu yönlendirmeden, soru sormadan sadece o anda kalarak çocuğun yönlendirdiği şekilde oyun oynadığımız zaman o zaman çok fazla ondan gelen mesajı açık hale geliyoruz. Tabii ikisini bir yerde yapmak şey demek değil. Sürekli böyle çok bağlamam bir su için. Yani bir terapist gibi sürekli çocuğun her duygusunu fark edip o anda işte yansıtma yapacaksınız, çocuğun ne hissettiğini anlamaya çalışacaksınız gibi, şu an öyle bir gerginlikle oynandığı zaman o anda kalamayız, koparız. Yani bizim görevimiz terapi yapmak değil, ebeveyn o rolünde olduğumuzda. Ama o anda kalıp çocuğun oradaki ihtiyacını fark etme noktasında hani akışa bırakmak kendimizi, öyle söyleyebilirim. O yüzden hani oyun noktasında serbest oyun, çocuğun yönlendirdiği oyunlar bize çok fazla mesaj veriyor. Tabii ki kutu oyunları da ya da yapacağımız diğer etkinliklerde de çocuktan çok fazla mesaj alabiliriz. O ilişkimizi güçlendirmek adına ben hani ailelerde kutu oyunlarının çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani genelde şey oluyor çocuklar bir süre sonra, ya oynayacak kimse yok ki, zaten annem hiç oynamıyor, babam da zaten mızıkçılık yapıyor gibi şeylerle, şikayetlerle gelebiliyorlar. Ya da yaşları uymuyor kardeşlerim, belki işte biri 2 yaşında, biri 8 yaşında gibi. Hani ortak noktalarda herkesin bir şekilde pay alabileceği oyunlar belki tercih edilebilir. Hı hı. Artık çok fazla kutu oyunu seçeneği vardı. Yani illa terapötik diyeceğimiz terapi noktasındaki oyunlar olmak zorunda değil. Yani çok basit, bazen işte bir kızma birader oyununda bile ya da işte ne bileyim beraber oynayacağınız işte üç taş oyununda bile, yani kutu malzemeler olmadan oynayacağınız oyunda bile çocuğun rekabetiyle alakalı, çocuğun kaybetmeyle alakalı hislerini oralarda yakalayabilirsiniz. Burada şey de yapmamak lazım, yani hep çocuğa kazandırmak ya da hiç çocuğa hiç kazandırmamak, onu damarına basmak değil. Dengeli bir şekilde hem eğlenmek, en temel şey eğlenmektir. Ve eğlenirken de kendini açacağı bir ortam sağlamaktır aslında. Bizim de eğlenmemizdir. O noktada oyuncu olmayı
oyuncu olmak bence öğrenilebilen bir şey. Yani hiç kimse çocuklarla oynama uzmanı olarak ebeveyn olmuyor. Yani kimi aileler, yani ben hiç oyun oynamak istemiyorum, oyun oynamayı sevmiyorum diyen aileler olabiliyor. Ama çocuğun ihtiyaçlarını baz aldığımız zaman bu bir öğrenmemiz gereken bir beceri. Nasıl ki işte yemek yapmayı hiç sevmiyor olabiliriz ama çocuğu beslemek için bir şekilde bir şeyler hazırlamamız gerekiyordur. Çocuğun ruhunu beslemek, onun duygularını beslemek için de oyun oynamayı da öğrenmemiz gerekiyor bence. Orada yine aklıma bugün hep kitaplar geliyor. Çünkü süremiz kısıtlı, kitaplar daha, çok daha fazlasını söyler. Oyuncu ebeveynlik Cohen'in kitabı. Bir de oyun oynama sanatı kitabı var. Benim en çok ebeveynlere önerdiğim, kendimin de en çok faydalandığım. O da Alita Solter'in. O iki kitapta gerçekten oyunun ilişkiyi güçlendirme noktasında nasıl kullanılabileceği, oyunun bize ve çocuklara nasıl iyi geleceğiyle alakalı ebeveynlere çok güzel tavsiyeleri mevcut. Onun dışında yani hani oyun evet bir kenarda her zaman olmalı ama sanat, resim, etkinlikler, geziler, filmler, bu noktada bir sürü aracımız var elimizin altında. Bunların hepsini illa kaliteli zaman altında yapılandırılmış şeyler olmak zorunda değil. Spontane bir şekilde bir aile ziyaretimize gittiğimizde ya da bir arabanızı tamire gittiğimizde marketten bir alışveriş yaparken de çocukla aslında geçirdiğimiz vakti değerli hale getirebilirsek onların hepsi ilişkimize yatırım yapan şeyler olur. Yani yazı bence bu anlamda çok güzel değerlendirebiliriz. Dediğim gibi akraba ziyaretleri, bunların nasıl planlandığı, mesela bir bayram kutlamasında çocukla beraber yapılan bir hazırlık olabilir. Yani bunlar tabii çok çeşitlendirilebilir, çok detaylı konuşulabilir. Ama hani genel şey sanki şu olmalı, ya evet ben çocuğuma iyi gelecek ne yapmalıyım gerginliğinde değil. Kendimiz de iyi hissetmeliyiz bir defa yaptığımız şeyde. Hislerimizi paylaşmalıyız. Yani bize neyin iyi geldi, neyin iyi gelmediğini biz kendi cümlelerimize dökmeliyiz ki çocuk da o şey ona iyi hissettiriyor mu, hissettirmiyor mu? O yaptığınız çalışma ona iyi geliyor mu, gelmiyor mu? Onları ifade etme özgürlüğünü kendine de bulsun. Ve sonra günün sonunda akşamları bence mesela gece yatmadan önce çok güzel şey yapılabilir, değerlendirilebilir. İşte başta okulla alakalı söylemiştim. Ama diyelim ki işte bir yere ziyarete gittiniz. Ya bugün gittiğimiz misafirlikte senin canını sıkan şeyler oldu mu? Ya da işte bugün anneannene gittiğimizde ne yapsaydık daha mutlu olurdun? Gibi mesela. Yine duyguları günün değerlendirmesine dahil ettiğimizde bir sonraki gün, bir sonraki buluşmamızda, bir sonraki gidişimizde neyin daha iyi geleceğini, birlikte nasıl davranırsak daha iyi olacağını dair birlikte yöntemler bulabiliriz. Bu şekilde de yani çocuğun dili dediğimiz şey, dediğim gibi çocuğun İç dünyası da diyebiliriz belki orada. İç dünyasında ne olup ne bittiğini anlamaya açık bir zeminimiz varsa evde. Çocuk zaten bize bunu kendisi verecektir. Bizim onu anlamak için çok özel gayretler, çok büyük çabalar sarf etmemize gerek kalmayacaktır. Peki çok güzel oldu hocam bu değindiğiniz her noktada. Şimdi ben böyle biraz vakti de gözeterek son kısmı da hiç atlamadan biraz böyle tavsiyeleri sormak istiyorum. Hani tavsiye kitaplarınızı bizler için. Neler söylersiniz? Hani bu anlattıklarınızı aslında arada da pek çok kitap tavsiyesinde bulunmuş olduk. Bunların evet, haricinde de çünkü bilinçlenmek gerçekten o davranışı değiştirmenin ilk basamağı. Yani bilmediğimiz bir şeyi yapma imkanımız çok olmuyor ama kitaplar bu noktada aslında çok da büyük destek sağlıyor. Ve tavsiye edersiniz neler okuyalım ki bu konularda birazcık daha böyle beceriye yönelik işimiz kolaylaşsın. Ben şöyle bir liste de yapmıştım. Onu da sizinle paylaşırım isterseniz eklersiniz. Yani dediğim gibi en temel kitaplardan bir tanesi bu anne baba ve çocuk arasında. Ben bunu böyle ebeveynlik 101 kitabı gibi terapiye gelen bütün ailelere onu tavsiye ediyorum. Onun daha yeni kitaplarından bir tanesi. Orada Hayim Ginot'un öğrencilerinin çocuklarının yazdığı bir kitap. Anne baba lütfen beni anla diye bir kitap var. Böyle daha resimli, daha madde madde, karikatürlerle anlatılan bir kitap. O kitabı da çok beğeniyorum. Dediğim gibi şiddetsiz iletişim kitabını söyledik yine iletişimle alakalı. Bence herkes de yani bütün kendi büyüklerimizle, küçüklerimizle, iş arkadaşlarımızla kuracağımız iletişimde bence bu dili kullanmak adına şiddetsiz iletişimin hem kitabı var hem de farklı farklı eğitimleri, çalışma grupları, atölyeleri var. İnternet üzerinden bunlar takip edilebilir grup çalışmaları. Sınır koymayla alakalı dediğim gibi çocuğunuza sınır koyma kitabı üzerine bence ailelerin bir okuma yapması gerçekten önemli. Ve anne babanın ortak bir şekilde bu kitapları okuyarak
karşılıklı mutabakata varmaları önemli. Çünkü ne oluyor? Mesela anne hep kitabı bir yerden yaklaşıyor, kitapları okuyor. Baba diyor ki sen öğreniyorsun zaten, sen uygula diyor mesela. Öyle olmuyor yani o iş. Hani o kitaptan bir cümleyi bile, bir yöntemi bile ortak kullanmamız annenin bütün kitabı ya da babanın bütün kitabı okuyup bitirmesinden daha faydalı olabilir. Yani o noktada onu söyleyeceğim. Oyunla alakalı oyun oynama sanatı ve oyuncu ebeveynlik kitabını söylemiştim. O iki kitabı da çok tavsiye ederim. Bir de hani şu kitap, yine biraz daha bize dokunan bir kitap. Çocuk yetiştirmekten ziyade kendi çocukluğumuzla alakalı. Yetenekli Çocuğun Dramı diye bir kitap var. Bu da yani küçüklükten itibaren duygularını kamufle etmeyi öğrenen bir çocuğun ileride neler yaşayabileceğiyle alakalı bir kitap. O kitabı da çok tavsiye ederim. Daha öncesinde biz iyi şeylerde de anne okuma atölyeleri gerçekleştirmiştik. Maalesef pandemiden sonra biraz bunlara ara verdik ama bizim web sitemizde de bu kitaplarla alakalı şeyler var. Anne okuma atölyesinde listesinde farklı farklı kitaplar da var. Oralardan da faydalanabilir aileler. Instagram'da da yeşiller.pdm hesabımızda genelde böyle ara ara kitap tavsiyelerinde bulunuyoruz. İyi kitaplar diye bir kısmımız var. Yine oradan bakabilirler. Evet. Çok güzel oldu hocam. Bu arada hani kitap tek başına okumak belki sıkıcı olabiliyor. Atölyeler de çok keyifli oluyor. Hem başka katılımcıların problemlerini dinlemek, onlardan da bir şeyler alıyorsunuz. Çok daha zengin bir içerik oluyor. Gerçekten hani atölyeleriniz de bu anlamda bir alternatif diye düşünüyorum. İsteyen ebeveynlerimiz de yine takip edebilirler hocamın söylediği adreslerden. Peki Fatma hocam, ben çok teşekkür ediyorum bugünkü böyle aktardığınız bilgiler için. Sağ olun. Vakit ayırdınız ve programımıza katıldınız. Çok çok teşekkür ederim. Böyle son olarak söylemek istediğiniz şeyler varsa alabiliriz ve sonrasında aslında yayınımızı sonlandırabiliriz. Rica ederim. Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bizi dinleyen ailelere de ufak da olsa bir katkımız olmuştur. Yani benim ekstra söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Hani bu yayını izleyen aileler zaten bu konuda demek ki kulak kabartan, kendilerine dikkat eden aileler olacaktır. Yani en doğrusunu yapma kaygısıyla mükemmele ulaşmanın mümkün olmayacağını belki söyleyebilirim son olarak. Yani mükemmel ebeveynliğin olmadığını, yeterince iyi ebeveynlikle bizim yolumuza devam etmemizin hem bize hem çocuklarımıza daha fayda sağlayacağını düşünüyorum. Tabii ki kaygılar, endişeler bugünden başlayan şeyler değil. Bizim çocukluğumuzdan, bizim kendi anne babamızdan gördüğümüz şeyleri taşıyor olabiliyoruz bazen kendi ebeveynliğimizi. Yani bunları fark ettiğimizde de belki bireysel olarak anne babanın kendi terapisini alıyor olması hem kendisine hem çocuklarına yapacağı çok büyük bir yatırım bence. Hani şunu bazen fark ediyorum, hani aileler çocukları için, çocuklarının gördükleri problemler için gelip işte çocuğumu düzeltin minvalinde bize terapiye getiriyorlar. Fakat bakıyoruz ki gerçekten önce o annenin, o babanın kendiyle alakalı bir çalışma yapması gerekiyor. Bu yapıldıktan sonra çocuğun ihtiyacı çok çok azalacak. Yani tabii ki çocuğun ihtiyacı hiç yok, anne babanın hep ihtiyacı var gibi bir model değil ama aileler bu konuda çok daha gönülsüz oluyorlar genelde. O yüzden önce bir kendimize bakmak. Yani zorlandığımız noktalarda destek almanın bir eksiklik, bir gediklik olmadığını fark etmek. Sonrasında da tabii ki çocuğumuz için de destek alma noktasında harekete geçebiliriz. Ama bu bir karşılıklı bir döngüdür yani. Çocuk toparladıktan sonra yine o aynı eve, o aynı anne babanın ortamına gidiyor ve anne babadaki o hani havuzun altındaki delik gibi eğer o delikler varsa oradan yine akıp gitmeye devam ediyor. Aldıracağımız terapiler ya da okuyacağımız kitaplar o noktada eksik kalabiliyor. O yüzden hani kendimize yapacağımız yatırımı da bence ihmal etmemiz lazım deyip son noktayı koyabilirim. Evet, bunlar da çok önemli vurgular oldu. Dediğiniz gibi o delikleri kapatmak adına madem bir çaba veriyoruz en azından hani daha böyle sağlıklı bir şeye vesile olsun. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar hocam. Bütün aktardığınız bilgiler için ve zamanınız, vaktiniz için. İzleyenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Tekrar bir başka programda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.